Herkese merhabalar, FFM Stüdyo Ozan Görkem ben. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Serimizin ilk videosu bence en özel ve en yenilikçi videolardan biri olacak. Ableton Live 18 Ekim 2022 tarihi itibariyle yeni mobil uygulaması olan Ableton Notu yayınladı. Biz de bugün Notu inceleyeceğiz. Notun özelliklerinden, nasıl kullanabilirsinizden bahsedeceğiz. Video geçmeden önce çok kısa bir aralıkta Note'dan bahsetmek istiyorum. Nedir, ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Note, müziğe yeni başlayanların, hatta bence profesyonel olarak da müzikle uğraşanların kullanabileceği ve kesinlikle kullanması gereken bir uygulama, bir mobil uygulama. Dışarıdayken, uçaktayken, herhangi bir yolculuk yaparken aklınıza gelen fikirleri çok hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürmek, hayata geçirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Şu an henüz sadece Apple için geliştirildi ama Android için de geliştirilecek. Diğer Apple cihazlarıyla birlikte yapmış olduğunuz setleri paylaşabiliyorsunuz Note üzerinden. Aynı zamanda yapmış olduğunuz setleri, yarattığınız setleri Live'ın içine de atabiliyorsunuz. Live'la da paylaşabiliyorsunuz. Note üzerinde başlıyorsunuz, fikrinizi aktarmaya bitiriyorsunuz, skeçinizi hazırlıyorsunuz. Ondan sonra da Ableton Live'a aktarıyorsunuz. O aklınıza gelen anlık fikri, melodiyi vesaire kaybetmeden. Daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Neler olduğunu hep birlikte görelim. Evet, Notu açtığımızda önümüze bu şekilde geliyor. Bizi 3 tane daha önceden hazırlanmış set karşılıyor. Ama biz bu setleri incelemek yerine direkt olarak kendi setimizi oluşturmaktan, kendi müziğimizi oluşturmaktan başlayalım. Sağ üstte görmüş olduğunuz New Button'a tıkladığınızda yeni bir set açıyor Notu bizim önümüze. 3 tane enstrümanla açılıyor. Fix olarak geliyor. En solda drum bölümümüz var, onun yanında bas bölümümüz var, en sağda da keylerimizi, synthlerimizi oluşturabileceğimiz bir kanal var. Şöyle yapalım, çok hızlı bir şekilde drumlardan başlayalım. Zaten bir yerden girdiğimizde çok karışık değil, kullanımı çok kolay. Geri kalan bölümlerin hepsi de neredeyse aynı, sadece parametrelerin isimleri farklı. Şöyle yapalım, drum kanalının üzerine tıkladığımızda kit olarak önümüze geliyor. En üstte preset bölümünden kitin kendisini değiştirebiliyoruz. Mesela kombin kit diyelim, koma kit, cage kit. Cage kitten devam edebiliriz. Done'a tıkladım. Ardından 2-3 bölüme ayrılıyor ekran kendi içerisinde. En üstte hem kanalın FX'lerini hem de komple kitin kendisinin FX'lerini, ayrıca tek tek pedlerin parametrelerini kontrol edebildiğimiz bir bölüm var. Hemen onun yan tarafında üzerinde olduğumuz sample'ı inceleyebildiğimiz, onunla oynayabildiğimiz, modifiye edebildiğimiz bir bölümümüz var. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz. Pad FX'ten, Kit FX'ten de bahsedeceğim. Ama çok hızlı nasıl kayıt almaya başlayabilirizden bahsedeyim. Şöyle, pedlerimiz 4'e 4 şeklinde ayrılıyor. Toplam 16 ped olacak şekilde. Klasik push gibi düşünebilirsiniz. Yaptığımızda, herhangi bir ritim oluşturduğumuzda push'un capture özelliği gibi alt tarafta bize, hatta ortasında şurada no clip yazan yerde bize bir klip sunuyor. O an yazdığımız klibi sunuyor. Herhangi bir ritim oluşturursak capture'a bastığımızda, hemen durduralım. Capture'a bastığımızda o an yazmış olduğumuz ritmi bize bir klip olarak sunuyor. Undo yaparsak sol alt taraftan çok hızlı bir şekilde daha hızlı bir ritim yazalım. Belki bunu tekrar yazabiliriz. Belki daha uzun bir loop oluşturabiliriz. İstersek şöyle işliyor. Not yazdığınız ritmin kendi temposunu kendi içindeki motora göre belirliyor. Ama sağ üst taraftan da tempomuzu değiştirebiliyoruz. Buraya da birazdan geleceğim. Hemen bir ritim oluşturalım tekrardan. Şimdi grid'e oturmayan birkaç notamız var. Onları duyabiliyoruz çalarken. Sağ altta play tuşunun hemen solundaki tuşa bastığımızda kuantizeyi aktive etmiş oluyoruz. Kuantizeye uzun basarsak da kuantize seçeneği önümüze çıkıyor. Dinleyelim, kuantizenin nasıl çalıştığına bakalım.
Bir de metronoma dinleyelim. Sağ üstten settings bölümünden metronomu aktive ettim. Done'a tıkladım. Tekrar playleyeceğim. Güzel. Şu an hepsi gridde akıyor. Kuantize bölümünün hemen sağ tarafında da duplike... Hop şu metronomu bir durduralım önce. Sağ kuantizinin sol tarafında duplike butonumuz var. Tıkladığımızda duplike ediyor. Duplikeleri nereden görebiliriz? Scene ekranından görebiliyoruz. İki defa duplike etmiştim. Burada da görebiliyorsunuz zaten. Üzerine basılı tuttuğunuzda klipi editleyebildiğiniz seçenekler karşımıza çıkıyor. Delete diyorum. En son yaptığımızı da delete diyorum. Tekrardan drum rack'in içine giriyorum. Tabi buradan triggerlamamız gerekiyor. İstersek farklı bir enstrüman ekleyelim. Farklı bir enstrüman eklerken de duplikenin sol tarafındaki side kısmından yeni seçeneklere göz atabiliriz. Şöyle ki mesela bir zil seçelim. Bu fena değil bence. En alt kısmımızda, sidebar'ımızda repeat modumuz var. Klasik yine push'ta olduğu gibi repeat edebiliyoruz. Single bölümünde de velocity sensitivity ile çalışabiliyoruz. Alt kısmımız daha hassas, üst kısmımız daha şiddetli bir velocity'ye sahip. Mesela bunu capture demeyeceğim. Şu sol taraftan, çapraz sol alttan sildim. Çalacağım, loop'umun üzerine tekrardan yazmaya devam edeceğim. Çaldığımız herhangi bir sesi add demezsek kaybediyoruz. O yüzden tekrar play yapıp tekrar çalacağım. En sonunda da ortada alttan add diyeceğim ve onu eklemiş olacağım. Bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Şimdi pad modumuza geri dönelim. Böyle görmesi daha rahat olabilir. En üstten en alta doğru tek tek anlatmaya devam edeceğim. Diyelim ki pedimizin ya yani kickimizin, snare'imizin hangi pedin üzerindeysek ona farklı bir modülasyon uygulamak istiyoruz. Çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Zilimizin üzerindeyken transpozisiyle, filtresiyle, atağıyla bize sunulan parametrelerle oynayabiliyoruz. Gibi. Hemen yan tab'e geçelim. Burada da sample'ın kendisini modifiye edebiliyoruz. İsterseniz aşağı doğru indirdiğinizde sample'ın sesini kısıyorsunuz. Yukarı kaldırdığınızda sesini açıyorsunuz. Sample'ın başlangıç ve bitiş aralığını belirleyebiliyorsunuz. Onu da şöyle ayarlayabiliyorsunuz. İki parmağınızla zoom yaptığınızda ve sağa sola kaydırmaya başladığınızda sample'ın başlangıç noktasını ayarlamaya başlıyorsunuz. Ve şöyle ki ne kadar zoomlarsanız ekranda gördüğünüz aralık kadar sample çalmaya devam ediyor. Yani en soldan en sağa doğru çalacak. Devamlı çalmayacak önünü veya arkasını. Hangi aralıkta kullanmak isterseniz. En güzel özelliklerden bir tanesine gelelim. Sample'ı kendi kayıtlarınıza değiştirebiliyorsunuz. Kit FX'in altında görmüş olduğunuz mikrofona tıkladığınızda şu an benim sesimi kaydediyor mesela. Yeni bir sample ekleyelim buraya.
Şimdi ben diyorum ki bunun sadece en sonundaki o çı sesini kullanmak istiyorum. Zoom in yaptım. Şöyle sağa doğru geldim. İyice zoomladım. Sample'ın başını da oturtacağım. Biraz volümünü ayarlıyorum. Dinlersek. İsterseniz kendi kleplerinizi, kendi kicklerinizi de yazabiliyorsunuz. Peki bu sample'ı tekrar nereden değiştirebiliyoruz? En üstte olan preset bölümünden değiştirebiliyoruz. Burada kendi kayıtlarımızı görebiliyoruz. Sol üstten geri dönersek, bir kere daha geri dönersek, Core Library'den istersek farklı vokaller, stepler, kordlar ekleyebiliyoruz. Ama benim istediğim şu an ufak bir zil eklemek. Drum'a geldim. Drum'dan hi-hat'lere geleceğim. Sample'ları burada preview edebiliyorsunuz. Güzel. Done dedim. Tekrar şimdi çalacağım. Güzel. Şöyle bir özelliği var. Sample'ın üzerine dokunduğunuzda da sample'ı değiştirebiliyorsunuz. Swap sample dediğinizde bizi aynı yere yönlendiriyor. Aynı zamanda üzerinde olan filtrenin high cut mı, low cut mı, high pass mi, low pass mi olmasını da seçebiliyorsunuz. Ve trigger gate modunuz var. Çok sample modunuz var. O da çok güzel bir özellik bence. Done dedim. Sample modüle tabinden pad FX moduna geçiyorum. Pad FX şöyle işliyor. Hangi pad'in üzerindeyseniz, kick'in, snare'ın, hi-hat'in ayrı ayrı hangisinin üzerindeyseniz onlara ayrı ayrı efektler verebiliyorsunuz. Diyelim ki ben belki hi-hat'ime biraz reverb vermek istiyorum. Ardından belki snare'ıma daha fazla reverb vermek istiyorum. Hatta belki değiştirmek istiyorum. Snare'ıma echo vermek, delay vermek istiyorum. Hemen buradan reverb'ün üzerine tıklıyorum. Bunlar tabii ki return efekt olarak geliyor. Direkt sample'ın üzerine gelmiyor. Insert efekt olarak gelmiyor. Zaten buradan en sağ alttan send amount'u da görebiliyorsunuz. Ableton'daki ABC send return'leri gibi düşünebilirsiniz. Birebir aynı. Reverb yerine delay kullanmak istiyorum. Mesela noktalı 8'li seçelim. Zaten seçtiğiniz anda da preview olarak nasıl bir delay ile karşılaşacağınızı duyabiliyorsunuz. Delay'in kendisini modüle edebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi daha az feedback belki. Belki biraz daha az. Şöyle zamanı değiştirebiliriz. Modülesini vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik biraz kısalım. Tekrardan reverb'e geri dönelim. Daha fazla odada hissettirmesi adına. Belki room ambiyansı seçebiliriz. Done dedim. En sağımızda da Kit FX tab'imiz var. Tıkladığımızda da genel drum kitinin üzerine bir FX vermeye başlıyorsunuz. Şu an saturatör ekli. Saturasyonu abartabiliriz. Saturasyonun modlarıyla oynayabiliriz. Genel drum kitinin üzerine veriyorsunuz dediğim gibi. Sadece tek bir pedin, tek bir enstrümanın üzerine vermiyorsunuz. Kapalı açık yapalım. Gayet güzel bir şekilde sound'umuz daha tok hale ve daha canlı hale, enerjik bir hale gelmeye başlıyor. Pad kısmımız bu şekilde. Single kısmımızı anlattık. Velocity sensitive olarak çalışabiliyorsunuz. Altta da drumların, drum kit'in özelinde repeat'iniz var. Bunu kapattığımızda mesela off diyebiliriz. Farklı bir sound eklemek istersek
Tekrardan en sola gelebiliriz. Ardından pedimizi seçebiliriz. Belki araya bu sesi ekleyebiliriz. Şöyle bu zamana kadar yazdıklarımı sol alttan çaprazla sildim. Et dedim. Şimdi bunu kuantize etmek istiyorum. Klip moduna tıkladığınızda klibin o içinde bulunduğu bölüm daha fazla büyümeye başlıyor kontrol edebilmeniz adına. Dokunduğunuzda herhangi bir notaya 3 farklı tab, yeni tab karşımıza çıkıyor. Operations, Quantization ve Velocity olarak bu tabler önümüze çıkıyor. Operations'da isterseniz notayı transpoze edebiliyorsunuz, isterseniz sağa sola kaydırabiliyorsunuz. En altta gördüğümüz 1.16'lar, 1.8'ler kaydırmamızın, yönlendirmemizin yüzdeleri diye anlatalım, swingleri diye anlatalım. 1.16'lık olduğunda daha ufak hareketler, 1.4'lük olduğunda daha büyük hareketlerle sağa sola kaymaya başlıyor. Mesela 1.16'lıktan biraz daha sola doğru kaydırabiliriz. Dinleyelim. Belki bir sol daha. Güzel, benim hoşuma gitti. Quantization modunda da herhangi off olan bir sound'unuz varsa onu quantize edebiliyorsunuz. Ama az önce videonun başında bu sağ alttan görmüş olduğunuz quantize'ye bastığımız için kick ve snare üzerinde otomatik olarak quantize etti. Eğer olmasaydı gelip oradan quantize de edebiliyorduk. Şöyle iki farklı yoldan daha doğrusu ulaşabiliyorsunuz quantize'ye. Uzun basarsanız o az önce önümüze çıkan menüden menüyle karşılaşıyorsunuz. Operations, Quantization ve Velocity olan bölüme. Aynı zamanda herhangi bir notanın üzerine bastığınızda yine o bölümle karşılaşıyorsunuz. Operations, Quantization ve Velocity olan bölüme. Diyelim ki ben tek bir snare'ımın ya da hani genel bütün snare'larımın biraz daha düşük velocity'de vurmasını istiyorum. Şöyle çekebilirim hepsini aşağıya sürükleyerek. Kalem modu gibi düşünebilirsiniz Ableton'da. Daha yükselteceğim. Mesela zillerimizin velocity'lerini tekrar kendimiz yazabiliriz. Böyle dalgalı gibi bir şey oluşturabiliriz. Gibi. Arkasından ben en son olarak da diyorum ki hani bu arkadaşa belki bir reverb verebiliriz. Belki bir delay verebiliriz. Tamam. Pedifix'e geldim. Arkasından diyeceğim ki delay istiyorum. Şöyle yapalım. Sen de mount'u biraz arttırıyorum. Gibi düşünebilirsiniz. Belki hani hoşumuza gitmezse tekrar reverb'e de dönebiliriz. Phaser ekleyebiliriz. Farklı efektler deneyebiliriz üzerinde. Drum bölümümüz bu şekilde. MIDI klibinin üzerine tıkladığınızda bundan da çok hızlı bahsetmek istiyorum. Herhangi bir loop aralığı belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben şu an 1 üzerine tıkladığımda bunu loop almış oldum. O loop'tan kurtulmak için bir kere tıklıyorsunuz. Ardından yeni loop'unuzu seçebiliyorsunuz. Peki bu loop'u uzatmak istersek ne yapıyoruz veya kısaltmak istersek ne yapıyoruz? Uzatmak için sol taraftan çektiğinizde loop'u ikiye katlamış oluyorsunuz. Kısaltmak istediğinizde sağ taraftan çekmeye başladığınızda loop'u kısaltabiliyorsunuz. Tekrar iki bara dönmüş oluyor. Hemen sağ üstten metronomumuza ulaşabiliyoruz. Tempomuza ulaşabiliyoruz aynı zamanda. Şöyle yapalım. Thank you.
belki bu reverb'ı birazcık daha kısabiliriz. Decay'ini en azından. Bu arada aşağı yukarı yaptığınızda daha hızlı iniyorsunuz. Ama sağ sol yaptığınızda daha fine tune çalışabiliyorsunuz. Herhangi bir parametre üzerinde. İsterseniz sampler seçebiliyorsunuz, sampler enstrümanını seçebiliyorsunuz Ableton'daki. Sampler enstrümanında yeni bir sample atabiliyorsunuz. iOS cihazlarınızdan çok fazla sıkça kullandığınız sample'larınızı notun içine atıp onları kullanabiliyorsunuz. İsterseniz sampler yazısının üzerine tıklayıp farklı enstrümanlar da ekleyebiliyorsunuz. Yani sampler'dan çıkmış oluyorsunuz. Mesela synth keys'den yeni bir şeyler deneyebiliriz. Belki bunu kullanabiliriz. Drumlardaki aynı mantık. Capture modundan çalışıyor. Add dediğinizde direkt o an yazdığınız şeyleri yazmaya başlıyorsunuz. Şöyle ki Ableton Push üzerinde olduğu gibi burada da scale belirleyebiliyorsunuz. Mesela biz çok basit olan La minör modundan, key'inden devam edebiliriz. Burada da preview edebiliyorsunuz gamları. Mesela majör dersek. Hissediyorsunuz majörle minörün farklarını. Çok fazla seçeneğiniz var gam üzerinde. Biz dediğim gibi çok fazla karıştırmayalım, basit tutalım. La minörden devam edelim. Yaptığımızda da gamı yakalayabiliyoruz burada. Yine sidebar'ımızı açarsak buradan oktavı görebiliyoruz. Çalacağımız enstrümanın oktavını seçebiliyoruz. İkinci oktava geldim mesela. Gibi tekrar kapattım. Geriye döndüm. Repeat modumuz burada da geçerli. 16'lığa gelirsek. Gibi farklı melodiler de yazabiliyoruz. Şöyle yapalım. Buradan davul loop'umuzu triggerlayalım. Arkasından da bir enstrüman ekleyelim bunun üzerine. Alt tarafta görmüş olduğunuz Create Clip yazısına tıkladığınızda Capture devreye giriyor ve o an yazdığınız şeyi tekrardan aktive ediyor. Önünüze klip olarak sunuyor. Notalarımızı nasıl editleyebilirizden çok hızlı bahsedelim. Aslında drumlarla aynı mantık hiçbir şekilde değişmiyor. Diyelim ki aradan bir farklı bir nota seçeceğiz ve bu notanın altta veya üst oktavda olmasını istiyoruz. Altta veya üst notalarda olmasını istiyoruz. Transpoze kısmından dışarıdaki oklarla oktav atlatabiliyorsunuz. Mesela yukarı atalım bu arkadaşı. Random notaları mesela transpoze edebiliriz. İstersek bütün notalarımızı seçebiliriz. A, pardon, şuradan dan diyelim. Tekrardan şöyle FX'ten ziyade klibe gelelim. Bütün notalarımı seçtim. İstersem notaların key'lerini kaydırabiliyorum. Yani notaların kendilerini de kaydırabiliyorum. Diyelim ki ben buradaki arkadaşın alt notada olmasını istiyorum. Zaten ortada da La'ya düştüğünü görebiliyorsunuz. Mesela Sol'e düştük, Fa'ya düştük. Aradaki notaları gamın içerisinde olmadığı için almıyor. Gibi.
İstersek notaları kaydırabiliyoruz sağ veya solla. Daha keskin aralıklarla da kaydırabiliyorsunuz. Ne kadar yükselirseniz, düşerseniz daha doğrusu, o kadar çok keskin ve daha fine tune kaydırabiliyorsunuz. Sekizlik yaparsak mesela sağa doğru hızlı bir şekilde atmaya başlıyor kendini. Üzerinde olduğunuz notaları ortadaki çöp kutusu ikonuyla silebiliyorsunuz. Herhangi bir şeyi geri almak için sol alttan undo yapabiliyorsunuz. Şöyle buradan tekrardan pedlerdeyiz. Keys kısmında da şöyle hareket edebiliyorsunuz. Oktavınız, iki oktavınız var. Soldan sağa doğru piyano gibi akabiliyorsunuz. Gibi. Ama bence pedde çalışması daha basit ve daha rahat. Quantization bölümüne gelebiliriz mesela. Quantization'da da bütün notalarımızı seçersek, az önce drumlarda olduğu gibi mesela 1/8'lik yaparsak, bir dörtlük yaparsak, hani her kick üzerinde vuruyormuş gibi, ama biz 16'lıktan devam edelim. Velocity ayarlayabiliriz belki. Şöyle tekrardan hepsini seçip soldan şöyle yapalım. Farklı velocity'lerle de oynayabiliyorsunuz. Enstrümanımızı kontrol edebildiğimiz segmentimiz var tekrardan. Şöyle çalarken dinleyelim. FX1'imizde az önce drumlarda olduğu gibi delay'e veya reverb'e veya istediğiniz herhangi bir efekte gönderebiliyorsunuz. Mesela 16'lık çaldığı için delay'i değiştirebiliriz. Belki phaser, flanger üzerine koyabiliriz. Spinning diyelim. Gelmişken şundan da çok hızlı bahsetmek istiyorum. Çünkü bence çok güzel bir özellik. Olması gerektiğini düşündüğüm bir özellik zaten var içinde. Otomasyon, otomasyonları nasıl uygulayabiliriz'den bahsedelim. Herhangi bir parametreye dokunduğunuzda çalarken alt tarafta klibin üzerinde ufak noktalar, böyle yazı gibi noktalar beliriyor. Mesela çalmaya devam edelim. Add dediğinizde filter envelope'un hemen sol altında ufak bir nokta çıktı. O nokta o parametrenin automate edildiğini gösteriyor. Otomasyonlu olduğunu gösteriyor bize. Filter envelope'un üzerine tıkladığımızda istersek o otomasyonu silebiliyoruz. İstersek insert deyip yeni bir mesela tona tıklayalım şuradan.
İstersek yeni bir otomasyon ekleyebiliyoruz. İstersek o otomasyonu silip istersek de mute'layabiliyoruz var olan otomasyonu. Geri alayım şöyle, mute'layabiliyorum. Hani o an çalsın veya çalmasını belirleyebiliyorum. Ama ben silmek istiyorum tondan. Kendiniz ekleyebiliyorsunuz. İşte hani loop'unuz kaç barsa o bar içinde bir enerji yaratmak istiyorsanız otomasyonu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. LFO, rate, decay, farklı parametrelere de otomasyon verebiliriz. Şu an 3 farklı otomasyon verdik. Sound'un enerjisiz düz bir şekilde devam etmesindense bu şekilde kullanıp daha farklı ve daha heyecanlı bir aranje veya kompozisyon elde edebiliriz. Synth'lerimiz bu şekilde. Synth'lerimizden geri döndüğümüzde ortadaki enstrümanımız da bas enstrümanımız. Default olarak bas enstrümanı olarak geliyor. Tabii ki değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir sound'u seçebiliyorsunuz. Mesela Singularity bass'tan devam edelim. Çalalım herhangi bir şekilde. İstersek tekrardan buradan çıkıp sidebar'ımızdan octave'da atlayıp düşebiliyoruz. Ama sıfır. Bence bir daha çok yakışıyor gibi bir bu sese. Çarpıya bastım. Şimdi çalmaya devam edeceğim. Çalarken de yeni bir melodi ile gelmeye çalışacağım. Çok basit tutmaya çalışacağım. Hatta şöyle bir şey deneyebiliriz. Bu ortada yazan no clip'i tıkladığınızda re-length olarak size 4 farklı seçenek sunuyor. 1, 2, 4 ve 8 barlık bir loop oluşturabiliyorsunuz. Biz 4 barlık bir loop oluşturalım. Random gireceğim. Mesela beğenmediysem onu geri alabilirim. No clip yerine kendim istediğim zaman girip önce yeni bir melodi bulmaya çalışabilirim. Belki şöyle olabilir. Tamam, çalacağım. Bar başında gireceğim. Create clip dedim. Şimdi çalalım. Çalamıyoruz. Neden? Şurada mesela bir notamız sağ tarafa taşmış gibi duruyor. Nasıl kurtulabiliriz ondan? Nasıl düzeltebiliriz? Çok ufak dokunuşlarla nudge yaptığımızda sağa doğru, biraz daha sağa yaklaştırdığımızda barın başına oturmasını istiyorum. Güzel akıyor şu an. Olduğunuz gibi üzerindeki parametrelerle de oynadığınızda sound daha canlı bir hale gelmeye başlıyor. Hani release'ini biraz daha açtım ama boşlukları, notalar arasındaki boşlukları kapatmaya çalıştım.
Biraz modülasyon verdim. Hem glide yapmaya başlıyor hem de filter cutoff'u devreye girmeye başlıyor. Yine diğer enstrümanlarda olduğu gibi FX1 ve FX2'miz var burada. Delay'imiz var, saturasyonumuz var ama yine diğerlerinde olduğu gibi bunları değiştirebiliyorsunuz. Saturasyon yerine farklı bir efekt, belki delay yerine farklı bir efekt kullanabilirsiniz. Reverb kullanabilirsiniz. EQ atıp basslarını veya tizlerini tıraşlayabilirsiniz. Phaser ekleyebilirsiniz. Seçenekleriniz önünüzde, istediğiniz şekilde, istediğiniz yaratıcılıkta kullanabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Sol taraftaki sidebar'ımızı kapatalım. Arkasından da şöyle geriye dönelim ve scene'lerimize bakmaya başlayalım. Şu an scene modundayız. Scene view'dayız daha doğrusu. Herhangi bir şekilde herhangi bir klibin üzerine dokunduğumuzda çalmaya başlıyor. Durdurmak için altındaki boş bir kanala dokunmamız yeterli. Herhangi bir şekilde triggerladığımız bir klibi aktive etmek için bar başını beklememiz gerekiyor. Ableton'da olduğu gibi o downbeat'i bekliyor Ableton çalmak için. Bir sete en fazla 8 tane kanal ekleyebiliyorsunuz. Random bir preset açılıyor önünüzde. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz, isterseniz bas ekleyebiliyorsunuz, başka bir şey ekleyebiliyorsunuz. Mesela sampler ekleyebiliriz buradan. Dan diyelim. Load sample diyebiliriz. Belki alttan şöyle vokallerden bir şeyler ekleyebiliriz. Random mesela ilkiyle başlayalım. Şimdi sample'ın üzerine tıkladığımızda bir trigger modumuz var, bir de gate modumuz var. Gate modumuz bastığımız sürece aktive oluyor. Sample'ın uzunluğunu çalmıyor tamamen ama trigger dediğimizde istediğiniz şekilde full olarak çalabiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşı bir durduralım. Arkasından şöyle, ha şunu da göstereyim gelmişken hazır buraya. Ortada play tuşunun hemen sol tarafında mikser modumuz var. Mikser modundayken mesela çalarsak şöyle bir ama önce arkadaşları bir triggerlayalım. Mute butonumuz var. Solo butonumuz var. Ve tabii ki volümleri ayarlayabildiğimiz fader butonumuz var. Mesela yeni vokalimizi ekleyelim. Enstrümanımın üzerine tıkladım. Güzel. Buna biraz efekt vermek istiyorum. Belki biraz delay, biraz reverb. Belki delay'in kendisini bir ping pong'la değiştirebiliriz. Şöyle yapalım. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi parametrelerin kendisini ayarlayabiliyorsunuz. Efektlerin kendisini ayarlayabiliyorsunuz. Belki ben delay'in feedback'ini biraz daha kısmak istiyorum. Belki biraz da modülasyon vermek istiyorum.
O modülasyonu duyabiliyorsunuz. Bazen pitch'i aşağı yukarı kaymaya başlıyor. Bazen efektin tizleri ve tizleri açılıp kapanmaya başlıyor. Mikser kısmının hemen sol tarafında da scene bölümümüz var. Ableton'ın kendi içindeki scene view'u düşünebilirsiniz. Onun içindeki scene mantığıyla aynı. Herhangi bir scene'in başına dokunduğunuzda ve triggerladığınızda 1'i, 2'i, 3'ü, 4'ü hangi scene'iniz aktifse o sırada onu tamamen çalabiliyorsunuz. Mesela durdurmak için boş bir yere tıkladım. Arkasından şunu yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu moddayken, hani scene'lerinizi gördüğünüz moddayken kliplerinizi duplike edebiliyorsunuz. İsterseniz kanalların kendisini duplike edebiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki silebiliyorsunuz ve aynı zamanda kanalların yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. Kliplerin de yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şunu bir kere daha hop, bir kere daha duplike edelim. Ve diyelim ki ben mesela bu arkadaşta klibin içinden kickleri uçuracağım. Şöyle uçurdum. Ardından belki bunu ikinci sıraya taşımak istiyorum. Şöyle taşıdım. Hop, taşıyamadık. Şöyle geri aldım. Şunu alta atmamız gerekiyor. Bunu tek tek yukarı taşımamız gerekiyor. Bu arkadaş belki burada kalabilir. Arkasından diyebilirim ki sintim de gelsin. Hani ufak bir aranje de oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Sonra bunları duplike edelim. Şunu duplike edelim. Hani diyeceğim ki, hatta bu klibin içinden de ne yapabilirim? Belki zillerimi tamamen uçurabilirim. Şunu da uçuralım. Okey. Ondan sonra dinleyelim. Basamı da duplike edeceğim. Belki buradan vokali kaldırabiliriz. Hani burası ikinci partımız olabilir. En son scene'imizde de full çalışabiliriz. Onun için tekrar bası duplike ediyorum. Hemen şöyle başlayalım mesela. Araya düştük gibi. Yeni bir enstrüman soktuk. Sonra full devam edebiliriz. İsterseniz scene'in üzerine de bastığınızı duplike edebiliyorsunuz aynı scene'i. Ve aynı şekilde scene'i taşıyabiliyorsunuz aşağı yukarı. Hani belki bir intromuz var. Arkasından işte verse'ümüz, sonra chorus'umuz, sonra ufak bridge'imiz gibi bir aranje yapabiliriz. Ya da az önce yaptığımız gibi çok klasik bir şekilde hani intro, ufak bir verse, sonra chorus, chorus devam da edebiliriz. Hatta belki şurada vokali de uçurup buradan hani daha progresif bir aranje elde edebiliriz. Yani durduk, tekrar girdik. Sonra full devam edeceğiz. Arkasından şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela yaptığımız aranjeyi, kullandığımız, oluşturduğumuz aranjeyi, kompozisyonu export edebiliyoruz. İstersek WAV olarak, istersek de M4A dosyası olarak export edebiliyoruz. Export diyelim. Not burada en uzun olan klibi baz alıyor ve ona göre bir loop oluşturmaya başlıyor. Scene'leri tek tek alt alta çalmaya devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Hani birinci scene, ikinci scene, üçüncü scene, dördüncü scene olarak devam ediyor. Dinleyelim.
İstersen bunu share yapıp kendi bilgisayarımda veya başka bir iPhone, Apple kullanıcısıyla paylaşabiliyorum. Kaydedebiliyorum istediğim şekilde. Şimdilik cancel dedim. Şuraya gelebiliriz ufak ufak. Bu seti nasıl paylaşabiliriz Ableton'ın kendisiyle veya diğer not kullanıcılarıyla nasıl paylaşabiliriz? Ondan bahsedelim çok hızlı. Çünkü notun kendisi bu kadar. Maksimum dediğim gibi 8 kanal ekleyebiliyorsunuz. Her seferinde açtığınızda ister davul, ister farklı bir enstrüman ekleyebiliyorsunuz. İster sampler ekleyip kendinizi kaydedebiliyorsunuz. 3 bölümünüz var. Davullar, enstrümanlar da hiçbir şekilde değişmiyor. En üstünde, en sol tarafında enstrümanın parametrelerini modüle ettiğiniz, diğer taraflarda da efektlerini kontrol ettiğiniz, ortasında klibi kontrol ettiğiniz, en altta da pedini kontrol ettiğiniz pedler mesela. Bunu da yazmış olduk şu an. Hani ben istersem işte bunların notalarını değiştirebiliyorum, velocity'lerini değiştirebiliyorum, tempomu ve key'imi buradan değiştirebiliyorum. Export dediğimde zaten WAV çıktısını veya M4A çıktısını alıyorsunuz. Kuantize seçeneğiniz burada. Hemen sağ sol tarafınızda pad veya keys olarak drumlar üzerinde de mesela şöyle yapalım. Drumlar üzerinde de velocity sensitive, işte off, beat repeat'i off veya 16'lık, 4'lük, 8'lik olarak çalışabiliyorsunuz. Velocity'lerini ayarlayabiliyorsunuz. İlla gelip en alttan kuantize uzun basmanıza gerek yok bu tab'e ulaşmak için. Hani herhangi bir notanın üzerine tıkladığınızda oraya gelebiliyorsunuz. Toplu seçip toplu müdahale edebiliyorsunuz. Soldan sağa doğru duplike ediyorsunuz. Sağdan sol doğru da o loop'un uzunluğunu kısaltıyorsunuz. Diyelim ki işimiz bitti. Aranjemizi yaptık. Bunu kaydetmek istiyoruz. Klasik olarak zaten fix olarak kaydediyor. Hemen sağ play'in sağ tarafında görmüş olduğunuz 3 noktaya tıkladığınızda rename yapabiliyorsunuz. Mesela buna şöyle note test 1 diyelim ve kaydedelim. İsterseniz buradan choose artwork dediğinizde kendi kamera rolunuzu açıyor. Onun içerisindeki bir fotoğraftan bir artwork seçebiliyorsunuz. Alt tarafta seçilmiş olanlar gibi. Peki nasıl paylaşıyorsunuzdan çok hızlı bahsedelim. Sol tarafta, sol altta gördüğünüz 3 noktaya tıkladığınızda Ableton Cloud seçeneği çıkıyor karşınıza. Ableton Cloud'a tıkladığınızda sizi bir web sitesine Ableton'a yönlendiriyor. Burada ben az önce giriş yaptığım için beni direkt olarak tekrar Ableton Note'a döndürüyor ama Ableton hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Arkasından 2 tane okuduğum anladığım seçeneği var. Onlara tıkladıktan sonra Ableton Open'in Ableton Note seçeneği burada karşınıza çıkıyor. Open dediğinizde hemen burada şimdi aktifleşecek. Aktifleşti. Ondan sonra sağ klikte Done yapıyorsunuz. Benim burada az önce mesela Cloud'a yüklediğim Ableton Note Test 1 isimli seti de görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela yeni kaydettiğimiz Note Test 1'i sağ klik yapıp Upload to Ableton Cloud dediğimizde biraz zaman içinde hemen bir sync yapıyor. Sync'liyor çok hızlı bir şekilde ve Ableton Live'ın içindeki Cloud'a sync'liyor. Ableton Live Cloud'a nasıl peki ulaşabiliyorsunuz? Minimum Ableton 11.Live'ın 11.2 sürümünü kullanmanız gerekiyor. Live'ın özellikler bölümünde library kısmında Cloud seçeneği var. Cloud seçeneğini aktifleştirdiğinizde tekrar sizi web sitesine yönlendiriyor bilgisayarınız üzerinden. Yine şifrenizi giriyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. Arkasından da browser kısmında sol tarafta places'in altında cloud seçeneğiniz geliyor. Cloud'un içinde de buraya kaydetmiş olduğunuz Ableton setleriniz, note setleriniz geliyor. ABL uzantısıyla geliyor. Muazzam bir özellik bence. Link yaptığınızda diğer kullanıcılarla da çalışabiliyorsunuz aynı zamanda. Ve dediğim gibi paylaşabiliyorsunuz bu setlerin kendisini. Ableton Cloud'u kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü anlık olarak Ableton'ınızla, bilgisayarınızdaki Ableton'ınızla sinklendiği için dışarıda bu not içerisinde başladığınız seti eve geldiğinizde, stüdyonuza geldiğinizde Cloud'un içinden sol tarafta browser'da places'ın altında görebiliyorsunuz. Tabii
Şöyle mesela bunun tek bir yolu, paylaşmanın tek bir yolu Upload to Ableton Cloud değil. Share to'ya bastığınızda AirDrop'la da veya mail üzerinden farklı bir şekilde gönderebiliyorsunuz ABL dosyalarınızı. Bence muazzam özellikler. Sinklenmesi de çok güzel bir özellik. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Umarız Ableton Notu beğenmişsinizdir. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Aklınıza gelen fikirleri anlık olarak aktarabiliyorsunuz. Kaybolmaması adına aktarabiliyorsunuz. Live ile birlikte diğer iOS cihazlarıyla birlikte anlık paylaşabiliyorsunuz. Birlikte çalışabiliyorsunuz. Diğer serimizde olduğu gibi haftalık olarak videoları yüklemeye devam edeceğiz. Sound design, Ableton tipleri gibi konulardan bahsediyoruz.